Selamlar babuşlar, hepiniz hoş geldiniz. Karamanoğulları Beyliği ile Selçuklu Devleti'ni kurmaya çalıştığımız serüvenimizde karşınızdayım. Yeni bir bölümle karşınızdayım ve bu bölümde neler yapacağız? Onlardan bahsedeceğim. Geçen bölümde neler yaşanmıştı? Geçen bölümde Osmanlı Devleti ile büyük bir savaşa tutuşmuştuk ve dört büyük devletin, yani dünyanın neredeyse Osmanlı ile savaşa girmesine akabinen ve Holy Roman Empire'da gerçekleşen din savaşına akabinen Osmanlı'nın zayıflığını fırsat bilip savaşı kazanmış ve Ankara, Kocaeli, Konstantiniye, Edirne gibi önemli noktaları ele geçirmiştik. Ve o bölümün hemen ardından sevgili Rusya Devleti bizi savaşına davet etmiş ve bu savaşta ona yardımcı olmamızı istemişti. Biz de bu savaşta Rusya Devleti'ne yardımcı olacağız elimizden geldiğince. Ve gelecekte gerçekleşecek olan Osmanlı Savaşı'nda ki 1585 yılına kadar saldırı gerçekleştiremeyeceğiz. Gelecekte gerçekleştireceğimiz Osmanlı Savaşı'nda ancak geçebilirsin. Şöyle bir şey yapmak istiyorum. Osmanlı'nın Balkanlardaki topraklarını emniyete almak istiyorum. Çünkü Osmanlı'nın zayıflığını fırsat bilen bütün Batı devletleri Osmanlı'dan toprak alabilmek adına ona saldıracaklardır ve Osmanlı'nın Balkanlarda toprak kaybetmesi bizim işimize gelecek bir şey değil. Balkanları güvene almamız gerekiyor elimizden gelen en kısa sürede. Ve bunun için kaç savaş gerekli? Hemen onu hesaplayalım. 10, 15 daha 25, 39, hesaplayamıyorum, 56, 56, 8 daha 50, 64, 9 daha 73, 73, 82, neyi hesapladığımı söyleyeceğim, 91, 98, Osmanlı'nın bütün sınırlarını, yani bütün batı sınırını güvene almak aşağı yukarı bizim iki savaşımıza mal olacaktır. İki savaş sonra kıyılardan ala ala Osmanlı'yı Balkanlarda kendi içerisine kapatmayı başarırsak ve Memlük'ün Teke üzerinden saldırmasını önleyebilmek adına Teke, Menteşe, Sugla, Saruhan, Biga gibi bölgeleri de ele geçirirsek Osmanlı'ya bizim dışımızda saldırı düzenleyebilecek kimse kalmayacaktır. Ki bu bizim avantajımıza olan bir durum olur. Osmanlı'ya bizim dışımızda kimse saldıramazsa ilerleyen vadelerde de sıkıntı yaşamayız. Hemen Commonwealth Savaşı için 20'şer binlik birimlerimi oraya gönderiyorum. Ve hala teknolojik geriliğim var. Prating Press'i alabilmiş değilim. Prating Press'i alana kadar teknolojide ilerlememeye gayret edeceğim. Ve buranın kuşatmasını Osmanlı üstlenmiş durumda. O halde ben buradan birimlerimi Podol'a ilerletirim. Muhtemelen Commonwealth Osmanlı'ya agresif bir savaş ilanında bulunmuştu. Rusya da bunu fırsat bilerek arkadan saldırmayı tercih etti. Bakalım Rusya devletini savaşta galibiyete ulaştırabilecek miyiz? Ona bakacağım. Buranın siege'ini de Irak almış vaziyette. Bizim birimlere yapacak bir şey kalmıyor mu? Sanırım bu durumda bizim birimlere yapacak pek fazla bir şey kalmıyor. Aslına bakarsanız Commonwealth'ten ben de toprak almayı deneyebilirim. O zaman ne yapalım? Başkentine doğru ilerleyelim. Şöyle 3 orduyu bir arada tutacak şekilde ilerletmeye devam edelim. Ve Bukarra ile Royal Marriage bittiğinde zaten diplomatik eksimizden de kurtulacaktık. Bu arada babuşlar, Eyüp Universalis 4 serisi hoşunuza gidiyorsa beğenerek destek olmayı ihmal etmeyin lütfen. Umarım seriden keyif alıyor, güzel zaman geçiriyorsunuzdur. Rusya direkt paralı asker toparlamaya başladı. Allah Allah. Gerek var mı böyle bir şeye? Ben şu ele geçirdiğim bölgeleri şeye versem. Gerçi burayı Rusya'ya vermek istemiyorum. Zaten Rusya burayı alamaz da. Şu Commonwealth Savaşı'nı elimizden geldiğince hızlı bir şekilde bitirmeye çalışalım. Minsk bölgesini ele geçirmişiz. Ve siege'lerimiz de devam ediyor. Aldığımız Anadolu topraklarını korlamayı başardık. Ve paramız artıya geçmişti kısa süreliğine aslında ama. Askeri de geride miyiz? Askeri de ilerideyiz. Askeri de ileride olduğuma göre aslında quality ideasını benimsemişim. Savaş vergisi alsam mı almasam mı onu düşünüyorum da. Savaş vergisi alalım ya. Savaş vergisi alalım abi. Ekonomimizin çok daha kötüye gitmemesi adına savaş vergisi almayı tercih edeceğim. Ve Commonwealth Brandenburg'la birleşip 35-40K'lık birliğiyle buralarda dolanıyor. Bu beni birazcık tırsıtıyor açıkçası. Ve hani biliyorsunuz benim Kafkaslar'da hiçbir önlemim yok.
Bu Kafkaslar'da önlememin olmayışı beni birazcık tedirgin ediyor açıkçası. Kaleyi düşürmeye çalışıyoruz bir yandan. Diğer 3 ordu birbirine kenetlenmiş vaziyette. Hatta şu orduyu 10'a 10 bölüp 30'ar K şeklinde dolandırmak istiyorum. Çünkü açıkçası birazcık beni korkutuyor Commonwealth birimleri. Lurestan tarafında bir isyan çıkacağından söz ediliyor. Sanırım bir tane 30K'mı geri çekmeliyim ya, isyanları bastırabilmek adına. Ve tamam, Horosan savaşıymış. Ben Horosan'la kendi sınırlarımı neredeyse ayırt edemediğim için birazcık tedirgin oldum açıkçası. İsyan çıkacak kardeş. İsyan çıktığında ne yapacağız? Hadi gidelim şuraları da siege diyelim de. Benim 30K'lık orduma karşı Commonwealth çok büyük bir ordu yollamazsa sıkıntı yaşamayız ama şuradan bir savaşta olduğumuz düşmanlara bakacak olursak Commonwealth'in 89 binlik bir askeri gücü var. Brandenburg'un 26 binlik ve Macar'ın 8 binlik. Brandenburg ve Macar'dan çekinmiyorum açıkçası ama. Şöyle yapsak kardeş. İki orduyu birbirine birleştirsek. İsyancıyı da er geç bastırırız zaten ya. Belki otonomi bile verilebilir. Hatta otonomi vermeyi deneyelim. İsyan çıkacak bölgelere otonomi verelim. Normalde otonomi vermeyecektim ama. Sıkıntı yaşamayalım. Allah'ım çok şükür nihayet admin teknolojisinde de zafere ulaştım. Ekonomi, defansif, quality, humanist alarak isyanları minimuma indirebilirim ya da administer alarak ileride genişleyeceğim topraklarda daha fazla kar elde etmeye odaklanabilirim ama henüz ekonomi ideasını bile bitirmemişken bu açıkçası pek mantıklı bir şey olmaz. Genişlemelerimizde ne olur kaydı kapatmış olmayayım. Çok güzel. Arada kayıt kapatma tuşuna basabiliyorum da. Influence ID'yi alıp hem diplomatik popülerlik alıp hem agresif ilerlememi agresif expansion'ımı düşürebilirim. İlerleyen zamanlarda da vasal feed üzerinden bir şeyler gerçekleştirmeye çalışırsam o vasal feed'i kolaylaştırabilirim. Bu arada Rusya Commonwealth'i yok ediyor adeta ya. Commonwealth'i yok etti. Brandenburg'u yok etti. Diğer Commonwealth birimlerini de yok edecek muhtemelen. Rus dayanabilirsen yardıma geleceğim Kardo ama dayanamazsın muhtemelen. Macar şey Rusya Macar'ı çıkardı savaştan. Dayanabileceğini pek zannetmiyordum zaten. Bukarra ile el ay olmayacağım tekrardan. Aydiya konusunda hala kararsızım. Daha ekonomi bitmemiş yani. Ekonomi bitmemişken bir tane daha admin ideası ya ekonomiye daha bir tık gidebilmişken bir tane daha ekonomi ideası bizi mahveder. Diplomasi de zaten gerideyim. Diplomasi de vermek istemiyorum. O yüzden idealar şimdilik dursun. Buraları Rusya devletine teslim edelim. Kendi ele geçirdiğimiz bölgeleri. Rusya savaş skoru elde etsin. Çok fazla manpower kaybetmiyorum. O da çok güzel. Şöyle ilerlemeye devam edelim. Kalelerin siege'ini sürdürelim. Commonwealth'ı zayıflatmaya çalışalım. Commonwealth henüz bizim bulunduğumuz bölgelere girmiyor. Tiver bile iş yaptı lan. Adamın içindeki küçücük Tiver bile iş yaptı yani. Şurayı da Rusya'ya bırakayım. Benim olan başka topraklar var mı? Var, evet. Al Rusya. Al Rusya. Al Rusya. Şuraları da sana vereyim. Al bakalım Rus. Şurayı da al. Zaten isyanların çıkmasını engelledik. Borçlarımız var. Bir şekilde bu borçları ödemeye çalışacağım. Bir yandan borçlarımızı ödersek rahata erebileceğimize inanıyorum. Osmanlı'yı da aslına bakarsanız bu savaş zayıflatıyor denebilir mi? Ya denebilir. En azından manpower kaybediyor. En azından bir savaşın içerisinde. Boş boş durmuyor. Ben aslında bütün birimlerimi Brandenburg'un üstüne yollayıp Brandenburg'u haşamat etmeye çalışabilirim. Ama şu an pek bir şey yapasım yok. Ne yalan söyleyeyim ve Irak üzerinden Osmanlı'ya saldırırsam mı ben onu düşünüyorum şu anda ya. Irak üzerinden Osmanlı'ya saldırırsam Avusturya ve Bohemya geliyor. Oo. Ama Turus'un var Irak'la. Irak'la Turus'un ne zaman bitiyor? 1579'da. 3 sene sonra bir tane daha 30K'lık ordu basıp Irak'la beraber Osmanlı'ya girebilirim. Bu da benim işime gelir açıkçası. Kardeş merhaba. Şöyle ilerle bakalım. Öteki orduyu da memele çek. Şurayı da Rusya'ya ver. Savaş çantada keklik ya. O bir de rebelleriyle uğraşıyoruz elemanın ya. İşe bak. Bukarra artık şey ölebilir mi ya? Seninle evlendirdiğimiz eleman ölebilir mi? Ayıp olmazsa.
Of, Rusya yakalayıp yakalayıp vuruyor. Daha doğrusu ben Rusya'nın yakalayıp yakalayıp vurduğunu zannediyordum. Şu an yakalayıp yakalayıp vuran devlet Rusya değil, Commonwealth. Commonwealth birazcık sıkıntı çıkartıyor açıkçası. Ama iki Siege'li generalim var. Çatır çutur deviriyoruz kaleleri ya. Tabii ki Repailoğan. Borçlarımızı ne kadar hızlı ödersek bizim için o kadar iyi. Irak'la gerçekleştirdiğimiz diğer savaşta şurayı alıp kendimi Anadolu'da şey yapabilirim. Yahut Sultan of Rum için gerekli olan toprakları alabilirim. Şuradan bir bakacağım Sultan of Rum için hangi topraklar gerekli. Sivas, Kayseri ve Sultanönü. Konya'da lazımmış. Konya, Sivas, Kayseri, Sultanönü. Peki ben bunları bir savaşta alabilir miyim? Konya, Sivas, Kayseri ve Sultanönü. Sultanönü neresi? Şura. Alabilirim lan aslında. Bak 26. Şey olarak, bireysel olarak savaşa gelmeyeceği için alacağım yerler fazladan 2 savaş skoru yiyecek. 26, 22 de buradan 48. 48'in üzerine 18 daha, 66, 22 daha, 88. %88'lik bir savaş skoru yapabilirsem Osmanlı'ya karşı Sultan of Rum'u kurabilirim. Yani Irak üzerinden gerçekleştirdiğimiz savaşta. Denenebilir. Denenebilir, neden olmasın? Yürü bakalım şuradaki kaleye. Şu orduyu da arkaya çekelim. Irak'a da bir yandan spy biriktirelim o zaman. Irak'ı zaten bu savaşta muhtemelen komple yutarım. Memlük de gelirse Anzak topraklarını da Memlük'e veririm. Oh mis. Vallahi mis. Hem de bu savaş bizim Osmanlı'yı elaysız bırakmamızı sağlar. Hem Irak'ın hem Anzak'ın anekslenmesi Osmanlı'yı diplomatik yalnızlığa düşürecektir ki bu diplomatik yalnızlık bizim için önemli bir şey. Onun diplomatik yalnızlık yaşaması, Osmanlı'nın diplomatik yalnızlığı bizim işimize gelecek bir durum. Sonrasında zaten Sultan of Rum kurulduğunda her şey daha da kolaylaşacaktır diye tahmin ediyorum. Artık yavaş yavaş Anadolu'ya yerleşir. Topraklarımızı geri alırız efendim. Rusya'nın bu savaşı salmaya niyeti yok gibi ya. Haydi, Haseki Sultan. Hatun öldü. Hatun öldüğüne göre bizim bey öldüğünde çocuk tahta geçene kadar 11 sene Regency'deyiz abi. Ve bu 11 senelik Regency benim hiç işime gelen bir durum değil. Şu ordularımı hemen ben bir Ankara'ya çekeyim. Bir ordum Ankara'da dursun. İkinci 30'luk ordumu ne olur ne olmaz Commonwealth gelirse diye Kırım tarafına bırakayım ki Commonwealth geliyormuş benim buralara. Kırım tarafında onlara haklarım. Aldığım yerlere burayı Rusya bana veriyor sözde. Bana zimmetliyor. Ne işime yarayacaksa benim buralar. Bana zimmetliyor. Osmanlı Commonwealth Savaşı'ndan ayrılmış mı? Ayrılmamış. 45'lik skoru var. Evet, Commonwealth buraya da geliyor. Aa, bir şey diyeceğim. Yani çok güzel stability kaybettiriyorsun oyun ya. Bir şey diyeceğim. Şu elemanı kovalayalım. Şu arkadaşı bir yakalayalım abi. Aha çok güzel, yakalıyorum. Dağlık ormanlık eksi yemiyoruz. Çok güzel, eksi yemiyoruz. Sadece kalabalıklar. Bizim destek ordusu da geliyor. Arkadan Rusya da geliyor. Her türlü halledilirdi zaten. Birleştir bakayım orduları. Kaçabileceği yeri merak ediyorum ben. Nereye kaçacaktır? Kovalayalım. Stack wipe atmaya çalışalım. Osmanlı'nın aldığı bir toprağı mı var? Nereye kaçacak ki bu? Brandenburg taraflarına mı kaçacak? Açıkçası kaçan orduyu kovalamaktan yana taraftarım ben. Ulan nereye gidiyorsun sen ya? Aha geldi. Bekle. Burada dalamam. Ya oraya hayatta gidip dalmam zaten. Hem nehir eksisi hem şey eksisi. Buradan gidersem de nehir eksisi yerim. Şöyle şuraya doğru gitsene. Şurada yakalamaya çalışacağım elemanı. Nehir eksisi yerim. Ama ormanlık yok. Bir tane nehir eksisiyle kurtarır mıyım? Maybe. Belki kurtarabilirdim ama kaçırdım. 2x eksi yiyorum ya. Hem nehir eksisi hem dağlık eksi. Herifin generali de üst seviye. Askeriyede de 13. Quality, sadece quality'si 3 ama muhtemelen mekan eksisinden dolayı öleceğiz ya. Daha bir de Brandenburg'un ordusu geliyordu üstüne. Birazcık free ordu kestirdik ama sağlık olsun, ne yapalım. Azıcık İstanbul'a çekildi bütün ordular. Azıcık free ordu kestirdik, ne yapalım. Canımız sağ olsun. Ama %80'e geldi Commonwealth Savaşı ya. Bir sıkıntı çıkacağını zannetmiyorum ben.
3 yıldız general de çok etki ediyor tabii ki yani. Elemanın 3 yıldız generali var. Boru mu? 3 yıldız general de çok etki ediyor. Yarıya böl orduyu. Bir tanesini Ankara'ya yolla. Ya da Ankara'ya yollama. İran oraya yolla. İkincisi de şeyde dursun. Haditta'da. Quantity'de ilerle bir tık. Becerebilirsem ekonomide de ilerleyeceğim. Evet, ekonomide de ilerle bir tık. Camış gibi eksi yiyorum. Neden? Şuradan bir Irak'a spy çalışalım. Aha! İspanyol bile geliyor lan. İspanyol bile gelirse biz bu savaşı yaparız abi. İspanyol da gelirse biz bu savaşı yaparız. Rusya Commonwealth Savaşı'nı bitirdi. Güzel, güzel, güzel. Rusya Commonwealth Savaşı'nı bitirdi. Commonwealth'in içlerine doğru ilerledi. Gayet iyi. Rusya'nın ilerlemesi bizim işimize gelen bir durum. Eleğimiz çünkü. Eleğimiz ne kadar gelişirse bizim için o kadar iyi. Topraklarımda claim'i varmış. Ondan dolayı bir eksi onluk ilişkimiz var ama 2-3 tane toprak parçası. Bir şey olmaz. 4-5 toprak parçası. 6 toprak parçası. 7 toprak parçası. Sıkıntı. Sıkıntı. Adamın claim'leri bir hayli fazla. Ahan da şeyimiz de bitti. Bakalım Memlük Efendi geliyor mu? Yok, Memlük Efendi gelmiyor. Irak'la hala turusumuz devam ediyor diyor. Aslında turus falan yok ortalıkta. Osmanlı'yı bireysel çağıramıyorum. Anza bireysel olarak çağırsam bir de Yemen geliyor. Yemen nerede? Yemen aşağıda. Yemen sıkıntı. Anza'ya sal. İspanyol, Avustur, Bohem birleşir gireriz. Osmanlı'dan ben Sultan of Rum kuracak toprakları da alır. Bu bölüm içerisinde şeyi kurmuş olurum. Sultan of Rum'u kurmuş olurum. Haydi bakalım ya Hak. Birazcık aslında ordularımı dinlendirebilirdim. Kardeş merhaba. Bağdat'a doğru ilerle. Hacı sen şimdilik bir Rakka tarafında kal. Tamam, Irak ordusu devreden çıkartıldı. Hemen Irak'ın bütün topraklarını siege'liyorum. Ondan sonra buradaki ordumla beraber gideceğim Osmanlı'nın üstüne. Tek başıma gitmeyeceğim. Keşke bir save alsaydım da. Gerçi Osmanlı şey yapamaz ya. Bu kadar batılı devleti dağıtamaz. Yani hem Bohem gelecek hem Avustur gelecek. Osmanlı hepimize oturup ayrı ayrı çakacak. Kaldı ki ben direkt zaten şeyi siege'leyeceğim. Osmanlı'nın gemisi yoktur umarım doğru düzgün ya. Limanı kapatsana. Limanı kapat. Osmanlı'nın Anadolu'da pek askeri yok gibi. Şuradan bir Kocaeli tarafına şey çek. Başkentini Saruhan'a mı almış? O zaman yürü Saruhan'ı kuşat. Para ver, ordu profesyonelliği al. Direkt Saruhan'ı kuşat. Ben bütün Anadolu'yu böyle şey yaparım ya. İçinden geçerim bütün Anadolu'nun. Hop, hop. Evet, Osmanlı'nın gemileri bok yok Osmanlı'nın gemileri. Nereye yok? Osmanlı'da bir gemi var, sürüsüne bereket maşallah. Bağdat çöktü. En azından Bağdat çöktü. Hemen gidip Anza'yı da çökertelim. 30K orduyu Anza'ya göndermeye gerek var mı? 30K orduyu bence Anza'ya göndermenin hiçbir anlamı yok ya. Anzak tarafına şöyle şuradan birazcık paralı asker bassak yeter ya. Bir şöyle 10K paralı asker Anza'ya döver aga. Şuralarda bir 10K paralı asker oluşsun. Onları da Anza'nın üstüne salalım. Bir saniye, 30K'lık ordu. Canım. Yürü şuraya yardıma. 56K'lı herif üzerimde duruyor ama Avustur, İspanyol falan filan geliyor yani. Pek sıkıntı olacağını zannetmiyorum. 9K. Bir tane daha adam ver. Bir tane daha paralı ver. 10K paralı olsun. Anzağın üzerine gideceğim 10K paralıyla. Ki Anzak geliyor bak. Bir tane general ver bana. Hop of. Ayı gibi general geldi. Şunu sen al. 3 siege'liği. Buna diğer arkadaşı ver. Kovala bakalım Anzağı. Edirne'yi kaybettik. Osmanlı tarafından Edirne ele geçirildi. Ancak ben de Osmanlı'nın başkentine ve yanındaki kalesine gireceğim. Diplomatic reputation önemli. Diplomatic reputation'ı alalım. Şu an Osmanlı'nın batı sınırı da şey yapılıyor. Bak İspanyol, şu Avustur kendine toprak istiyor. Avustur kendine belli başlı bölgeleri istiyor. Oralar sıkıntı benim o konularda.
dikkatli olmam gerekiyor. Hacım sen o ılama kilidi yediğinde ben bu 10K ile çıkar kafana vururum. Kilit yemiş vaziyettesin zaten. Aha da diyor Saruhan çöktü. Güzel. Militer lider left. Anzak alan mı left? Çok eksi yedik de Anzak Allah'tan o kadar şey değil. O kadar tehlikeli değil, sıkıntı yaşamadık. Saruhan çökmüş. Şuradan İstanbul'a geç bakayım. Anzak çıksın savaştan. Şey yapacağım. Kardeş bir tane daha general versene ya. Anzak çıksın savaştan. Buradaki paralı askerleri bölüp bölüp bütün Anadolu'yu siege. Ordu profesyonelliği ver. Sugda düştü. Süper. Buradan Edirne'yi düşürmeye yollayacağım. 3 siege generalim var çünkü. O 3 siege generalini kullanmak istiyorum. Memlük. Neden yardıma gelmiyorsun Memlük? Başka bir yere gidiyor o ya. Anza White Peace'te salsam da olur. Çünkü Anzak benim hiçbir işime yaramaz. Anza'nın başkentine çöküp White Peace'te salarsam ne ala. Gemiler kötü oldu. Tabi. Bir de gemilerle uğraşacağız bu sefer. Osmanlı medium'da. Güzel. Güzel güzel. Konya, Kayseri, Sivas, Sultanönü. Buraları alacağız muhakkak. Buraları alıp şey yapacağız. Sultan of Rum'u kuracağız. Eyvallah. Şimdi ne yapalım? Ordunun birini Bükreş'e yollayalım. Bükreş ordusunu arkadan şu 30K ile destekleyelim. Bükreş hızlıca bir çöksün. Anzakların topraklar elden gitmek üzere. Anzakları bir alırsak rahatlarız. Anzakları bir almaya çalışalım. Savaş durumu ne alemde? 171K askere karşılık. Yani toplamda bizim 250K'lık bir kuvvetimize karşılık. Düşmanın sadece 50 binlik bir askeri kuvveti var. O 50 binlik askeri kuvvet bicecik etmez. O açıdan sıkıntı yok. Tamam. Anza hemen savaştan bireysel olarak salalım. 20 gold'u varmış. Alalım gold'unu. Osmanlı ile el aylığını salalım. Ki tek kalsın. Yemen'le de el aylığını sal. Yani Memlük abiye direkt hazır namnam bırakalım. Her şey güzel gidiyor aslına bakarsanız şu an ya. Sultan of Rum kurmak için acelem var mı aslında? Ben onu düşünüyorum şu an. Çünkü görüyorsunuz batılı devletler topyekün adama abanıyorlar. Bu bizim için bir sıkıntı teşkil ediyor açıkçası batılı devletlerin Osmanlı'ya abanması. Çünkü ilerleyen vadelerde Osmanlı'nın zayıflığını gören herkes, ışığı gören gelecek, ışığı gören gelecek ve işin sonunda ne olacak? Osmanlı'nın toprakları yabancı batılı devletlerin eline geçmiş olacak ki batılı devletlerin elinden toprak almanın her zaman için daha zor olduğunu zaten sizler de biliyorsunuzdur. Sizler de deneyimlemişsinizdir. O yüzden sıkıntı. Osmanlı ile savaş skorumu elimden geldiğince ilerletmeye çalışacağım. İspanya'yı falan buraya koymaya niyetim yok. Yani buralarda İspanya'ya falan yer vermeye niyetim yok. O yüzden muhtemelen onlara hiç toprak vermeyeceğim. Belki Bohemya'ya bir tane toprak verebilirim. Bak misal Bohemya Göley'i istiyormuş. Göley'i gider siege'lerim şimdi Bohemya için. Göley'i Bohemya'ya veririm. Tamam mı? Göle'de sıkıntı yok usta. Göley'i Bohemya'ya veririm. Rodos'a yapacak bir şey yok. Osmanlı'nın ana ordusu nerede lan? 21K ordu gözüküyor. Gerçi Osmanlı'da da ordu kalmamış. Bak Göle'ye veririm. Lika'yı Avustur'a veririm. Avustur istiyor Lika'yı. Lika'yı gider Avustur'a veririm. Strange Spartans. Kardeş yine mi? Yine mi anasını satayım ya? Şey ne alemde? Printing Press ne alemde? Çöp. Anladım. Teknoloji açısından şeyiz. Çöpüz şu an. Tamam. Şu 10K paralıyı silebilir miyim artık? Teşekkürler. 10K paralıyı sil. Çünkü 10 tane paralı asker basmak bana bayağı pahalıya mal oldu. İspanyol sana toprak vermek istemiyorum ya. Çünkü sana toprak verince çok tehlikeye düşeceğim ben. Irak bir sus. Irak'a zaten tek atacağım da. Bohem, şu Göle'yi alırsam sana Göle'den bir toprak vereceğim. Para karşılığında admin puanı falan. Ulan sanki paramız var gibi de para harcıyoruz ha. Ben de ona tutuluyorum kendimde. Para var gibi para harcıyorum. Sanki param var.
Nereye harcıyorsun ulan? Moldovya isyanı. Tamam, Osmanlı isyanlarıyla falan uğraşır şimdi. Osman abi. Şimdi sen ne yapıyorsun biliyor musun? Bekle, Göle'yi al. Göle'yi Bohem'e vereceğim. Şimdi. Osman abi gel. Göle'yi Bohem'e ver. Konya'yı bana ver. Kayseri'yi, Sivas'ı ve Sultanönü. Bohem, Göle'yi vermesem ayıp olur mu la sana? Ya hepsi okeyim diyor ya. Hepsi okeyim kardeş diyor. %93. Vereceksin kanka. Vereceksin yani. Ben buraları alıp Sultan of Rum'u kuracağım. K'yla şu 5K askeri bir keselim. Diğer adamı da şuraya ver. Gidelim bakalım, kuşatalım bunları. Abi size o kadar şey, bu savaşta toprak vermeyeceğim ama para veriyor musun para? O parası da var hala. %100'e kadar ilerletsem mi savaşı? Bence gerek yok ya. Daha fazla zayıflamasın Osmanlı. Sultan önünü almıştım değil mi? Almışım Allah'tan. Arkadaşlar, Sultan of Rum geliyor. Buralar korlandıktan sonra Sultan of Rum geliyor. Şu orduyu İstanbul'a çek. Şu orduyu Rakka'ya çek. Irak'a da bir komple alalım. Irak kardeş. Tak 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 tak. Ver paranı. Ya paran ya canın. Ver paranı. Eyvallah. Şimdi bu savaş neticesinde neler oldu? Overextension 91, bir şey olmaz. Bu savaş neticesinde neler oldu? Ondan bahsedelim bir. Bu savaş neticesinde Basra ticaret noktasının büyük oranda hakimiyeti bizim elimize geçti ve biz daha güzel paralar kazanmaya başladık. Selçuklu Sultanlığını tekrardan canlandırabilmek için gerekli olan topraklarımızı fethettik ve Selçuklu Sultanlığını dilediğimiz zaman tekrar kurabileceğiz. Osmanlı'yı diplomatik yalnızlığa ittik. Osmanlı şu an diplomatik yalnızlık yaşamakta. Yani tek el ayı Tunus ki Tunus'a gelen vurmuş, giden vurmuş. Tunus kim Allah aşkına? İspanyol, Avustur ve Bohem bu savaşta bizim yanımızda yer aldı ve bizim onlarla aramızdaki ilişki gün ve gün artıyor. Herhangi bir şekilde sıkıntı yaşamıyoruz. Hiçbiri bizi elaylıktan atmayı düşünmüyor. Batı ile çok kuvvetli bir elaylık kurmuş bulunduk. İspanya ile de aramızdaki ilişki gayet güzel. Hem defansif savaşımıza hem agresif savaşımıza geliyor. Commonwealth bir tehdit oluşturmaktan uzak bir halde şu an bizler için. Ve Rusya ile aramızdaki ilişki de gayet yeterli seviyede kaldı ki Rusya ile aramızdaki ilişki bozulsa bile şu an batıda bulunan elaylarım beni korumaya, kurtarmaya, konlamaya yetecek düzeyde. Printing press'te, teknolojide hala gerilik yaşıyorum. O teknolojik geriliği aşana kadar çok uzun savaşlar yapmayacağım. Hatta çok büyük teknoloji kostu ödeyeceğimden dolayı teknolojiye de geçiş sağlamayacağım. Bekleyeceğim uzunca bir süre. Sultan of Rum'u neden kuramıyorum? Sultan of Rum'u kurabilmem için Osmanlı'nın tamamen bitmesi mi gerekiyor acaba? Evet. Osmanlı Devleti'nin tamamen varlığına son vermemiz gerekiyormuş. Osmanlı'nın varlığına son vermeden herhangi bir şekilde Rum Sultanlığı, Selçuklu Sultanlığı kurulamıyor imiş. İsyanların çıkmasını engelleyebilmek adına otonomiyi verir. Askerleri kapatır, gül gibi oturur, paramı kasarım. Zaten artık durup genişleme zamanı, durup genişleme devri. Devir genişleme devri, genişlemeye çalışacağız. Hafif bir corruption yenebilir. Quality ideasını bitirmeye kasabilirim. Diğer ideyalara da ilerlemiyorum para olmadığından dolayı. Kaleleri kapatabilirim. Kimse de bize dalacak, çok affedersiniz, Toto'nun olduğunu zannetmiyorum. Bize dalacak götleri olmadığı için rahat rahat kapatıp oturabiliriz her şeyi. İlerleyen savaş için bir 30K'lık daha ordu basmak istiyorum. Bizim 30K'lıkların durumu nasıl? 21-3-6, 21-3-6 şeklinde. Biz de yeni basacağımız orduya şunu sileriz. 21-3-6 şeklinde ordu kurarız efendim. Gerçi 21-3-6 topçu sayımızın çok az olması anlamına geliyor ama bir şekilde idare ederiz diye düşünüyorum. Ya da ilerleyen zamanlarda toplara takviye yaparız yani 40K'lık falan gezdiğimizde. 21-3-6 şimdilik iyidir ama yeni orduyu hemen kurmayacağım. Şimdi diplomatisi ilişkilerini ilerletebiliriz. Komşularla ilişki kassın biri. Bak, eksi olan bir ilişkim varmış misal. Kim? Odayev.
Elimizden geldiğince insanlarla iyi geçinmeye çalışalım. Osmanlı dışında bir sefer düzenlemeyelim ki bizden çekinmesinler. Aslında bir Horasan seferi patlatılabilirmiş misal. Ama Horasan için adamım yok. Nogay seferi için Rus'un yardımını alabilir miyim? Evet. Ben diyor Nogay'a saldırırsan sana Rusya olarak destek olurum diyor. Askeri de ilerlemeyecektim de ilerleyelim. En azından askeri teknolojimizde geri kalmayalım. Admin'de de ilerlemek istiyorum ama keşke yıllık enflasyon düşüşünü falan alabilsem. Nogay'a bir claim atalım. Biz kılımızı bile kıpırdatmayalım. Rusya Nogay'ı kessin. Payımıza ne düşerse onu alırız. Ki Nogay'ın yanında kim geliyor? Çağatay falan geliyor. Onları da indirir. Bir sıkıntı çıkmaz. Yani onları da indirir aynen. Çağatay'la Sistan'ı da indirir. Çağatay kim? Sistan kim Allah aşkına? Onları da indirir bir şekilde. Ya yani Rusya onları keser. Biz payımıza düşen toprağı alırız. Adam kullanmış oluruz. Ekonomiyi toparlamaya çalışalım. 3 tane borç çekilmiş yine. Kaşla göz arasında. Ben bu borçların hiçbirisini göremeden, önemseyemeden 3 adet borç çekilmiş. Anzak'la aramızdaki ilişki gerilemişmiş. Memlük niye Anzak'ı hala yutmuyor bilmiyorum. Aslında Memlük'e mi claim'i var Anzak'ın? Yok. Belki de vardır. Evet var. Bu ne cesarettir yiğidim. Seni tanımak isterim. Anzak, ya koskoca Memlük'ün elinden Anzak olarak tabuğu alabileceğini mi düşünüyorsun ya? Memlük'le aramızdaki ilişki agresif expansion'dan dolayı -42. Yok anasının nikahı. Ya Memlük birazcık bizden korkmaya başlamış açıkçası. Kardeş dur yavaş ya ne yapıyorsun falan modunda şu anda Memlük. Ama bizim durumumuz gayet iyi. Biz 1585 senesinde bir save alalım arzu ederseniz. Sıkıntı olmasın ilerleyen vadelerde. 1585. Karamanoğulları ile oynadığımız serimiz gayet iyi gitmekte. Şu an için Osmanlı neredeyse Balkan tarafına itilmiş vaziyette. Balkanlara itilmesi bizim açımızdan iyi bir şey. Ancak nereden bakarsan bak hala Osmanlı'nın askeri gücü yerli yerinde. Yani kendini toparlayabilirse şayet 111 bine kadar ordu basabilme kapasitesine sahip. Commonwealth ve Danimarka bizim için tehlike olmaktan çok çok uzaklar. Rusya'nın çok muazzam bir gücü var. Bohemya, İspanya, Avusturya bunlar çok muazzam bir güce sahip. Şu an bu kurmuş olduğumuz ittifak, sakallarım dökülüyor. Şu an bu kurmuş olduğumuz ittifak bizim için oldukça iyi ve yeterli bir ittifak. Ve biz hiç altın çağı yaşayamadık, onu fark ettim. Şöyle yaparız, endüstriyel speed'i hızlandırırız. Çünkü şu an teknoloji açısından hayya falan yapıyoruz böyle. Yani nasıl diyeyim, köylüyüz abi. Ya adamlar böyle tank, top, tüfek, biz elimizde ok. O moddayız neredeyse. Elemanlardan geride kalmış vaziyetteyiz. Ordu profesyonelliği kasmaya devam. Ben idman yaptırmasam bile ordu profesyonelliği kasılmaya devam ediyor. Bu çok güzel bir şey. Prestij kaybedebiliriz. Prestijimiz ve legitimasimiz çok yüksek. Ve kral ölmeden, henüz oğlan tahta geçmeden ya da regensiye düşmeden böyle savaşlar gerçekleştirebilmemiz bizim gerçekten çok çok işimize geldi diyebilirim. 3-4-4'te fena bir oğlan sayılmaz. Hemen şuradan Nogay'a claim'i sallayalım. Umarım Ruslu aynı bölgeyi sallamamışımdır claim'i. Kaleleri dikelim. Ve kalelerin dikilmesine akabinen Rusya'yı Nogay'ın üzerine salalım. Aa Rus gelmiyor. 1200 dukat borca ne ara girdin lan sen? Kapa kaleleri, kapa. Kapa kaleleri abi, kapa. Yanlış alarm. Ne ara kendine 1200 dukat borca sokmuş olabilirsin ki? Bu da bir soru işareti şimdi. Adam kendini ne ara 1200 dukat borca soktu? Boş oturmak istemiyor olsam aslında Horasan'a sallayabilirim de yani bu kadar müttefikle uğraşılmaz abi bu tarafta ilerlemeye ve Memlük şu an gördüğüm en durgun Memlük'ü oynuyor. Yani Funji'yi sen kendine niye elay alırsın arkadaş? Ya bunları vur geç bak altın madenleri var Kilvan'ın orada. Kilvan'ın oradaki altın madenlerine git. Paranın dibine vur, ekonomini zıplat, milleti yok et gel. Trade Gods'tandı değil mi? Şuraya bak. Bir ton altın madeni var oğlum. Etiyopya'da falan altın madeni dolu. İn vur bunlara Memlük. Ne yapıyorsun abi? Gördüğüm en defansif Memlük oynuyor herif. Sanki neyden korkuyorsa Osmanlı'yı da yendik yani.
Fungi ile Eli, Sint ile Eli falan filan böyle sapır saçma şeyler yapıyor ya. O Osmanlı Rusya'ya Eli almış arkadaşlar. Bu ne demek biliyor musunuz? Bir sonraki savaşı Hormuz üzerinden gerçekleştireceğiz demek. Umarım şuradan şuraya claim atılıyor olarak görüyordur. Yoksa işimiz sıkıntı. Bir sonraki savaşı Hormuz üzerinden gerçekleştirmezsek şayet Osmanlı'nın yanına Rusya da yardıma gelir. Şimdi bizim Rusya ile aramızdaki ilişkiler çok kritik. Yani hem Osmanlı Elay hem benle Elay olacak iş değil. Defansif savaşta kim varsa onu tercih edecektir. O yüzden Rusya'yı şu an Osmanlı savaşları için bir potansiyel olarak sayamayız abi. Para için teşekkürler. Hemen borcumu ödeyeceğim çünkü. Eyvallah. Oturup uslu uslu borç ödeme zamanı şu an. Osmanlı'ya doğrudan da almak demek, Rus'u karşımıza almak demek direkt. Beste kargayı uysun gözünü. Yani Osmanlı'ya dalacakken paravan kullanacağız. Aa bak 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 bak. Ben ne yapacağım biliyor musun? Basiti var, basit bir yolu var. Nogay'a daldık diyelim, tamam mı? Nogay'a dalmışken Rusya'yı çağıracağım. Nogay Rusya ile falan ilgilenirken Osmanlı'ya savaş açacağım. Bir yandan benle beraber Nogay ile savaşırken bir yandan da Osmanlı savaşında defansa gidemeyeceği için salak gibi o orada Nogay'ı döverken ben burada Osmanlı'ya ya Allah deyip böyle geçirip gideceğim. En temizi. Hatta bak şu an Nogay Rus ben Nogay'a gelirim diyor. Kaleleri açalım. Rus kardeş birisi bana gift gönderdi göremedim. Rus. Ez. Go kill him. Ben askerlerimi kullansam mı? Hele askerler açıkken bile artıdaysa gideyim kullanayım bari ne yapayım. Sistan nerede? Sistan şu mu? Balıçistan Sistan. O zaman ben gideyim bir Sistan'ın üstüne oturayım. Sistan'ın üzerine oturup Sistan'ı çıkartayım geri kalanlarını sen hallet. Ya bizi yormayacak bir savaş bu çünkü Rus gelip hepsini kesecek. Kafkaslardan aşağıda inemez. Eksi bir diplomatik reputation mı? Sebep? Sebep ne? Bizim çocuk gerizekalı. 62 yaşına geldi adam. Adam 62 yaşında olmasa boğduracağım da çocuğu. Adam 62 yaşında nereye boğduruyorsun? Abi Çağatay'ı Mağatay'ı sen ez ya Rus. Kanka sen hallet ya sen hallet. Bak madem askerler açıkken sıkıntı olmuyor ben o şeye gideyim İstanbul'a gideyim de bir idman yapayım. Haçaça haçaça gemileri çalıştırayım. Şey birimleri çalıştırayım. Evet bizim gemiler de çok sıkıntıydı ya. Ekonomiyi toparlayalım da bir de gemilere el atalım. 10 tane gemin alan. Bildiğin denizciliği salmışız abi biz. Denizcilikle beraber götü başı da salmışız. Ya kır bunları hepsini baştan yapacağım diyeceğim de yok. Bas upgrade'ini. Çalış. Çalış çalış çalış. Sistan. Yürü baba Sistan'ın üzerine. Oh Nogay buraları alıp alıp bana veriyor. Çok güzel. Gider Çağatay'ı da döver o. Bizim hiçbir şey yapmamıza gerek kalmaz var ya. Misler gibi savaş ya. Misler gibi savaş. Bu savaşı da yaptıktan sonra ufaktan bölümü sonlandıralım babuşlar. Umarım seriden keyif alıyorsunuzdur bu arada. Seri benim için kesinlikle çok keyifli geçiyor. Ama idea olarak ne gideceğim konusunda hakikaten kararsızım ya. Diplomasi eksisi yemeye devam ediyorum hala. Bukarra'ya verdiğim gelin ölümsüz falan herhalde. Drakula'ya mı gelin verdim arkadaş? Adam ölmüyor. Öyle bir sıkıntımız var. Vallahi ben komşu devletlerle aramdaki ilişkiyi iyi tutuyorum bir yandan. Bir yandan komşu devletlerle aramdaki ilişkiyi iyi tutarken bir yandan da varlığımı... 38 dakika mı ne oldu? Bitireceğim birazdan. Tamam tamam. Elemanı bu arada motor ediyorum. Warrap de ver. Ne demek warrap vermiyorum? Para verme warrap ver o zaman. Bir yandan... Ne anlatıyordum ben ya? Kafa gitti. Bir yandan Sultan of Rum'u kurmak için genişlerken bir yandan da komşu devletlerimle aramdaki ilişkiyi iyi tutuyorum. Elaylarımı güzel seçiyorum. Elaylarım cebimde güzel duruyor. Yani hem elaylarım kuvvetli. Hem komşu devletlerle ilişkim kuvvetli. Bu arada İspanya için Rusya'yı salabilirim abi. Yani İspanya çünkü çok kuvvetli bir müttefik. Bu arada Memlük Great Power'dan düşmüş ve ben Great Power'da birinciyim. Nasıl oluyorsa arkadaş. Ben Great Power'da birinciyim. Osmanlı da Great Power'a ucundan girmiş. Rusya üçüncü sırada, İspanya ikinci sırada. Ya çok kuvvetli elaylarım var bak şimdi.
Ben, İspanyol, Rusya biriz ya. İlk üç şeyin ilk üçü birbiriyle müttefik. Nogay babalara gelmiş vaziyette. Ben açıkçası gideyim şu Nogay'ın kuşattıkları kentini falan kurtarayım. Çugatay'ı galiba Rusya alıyor. Almıyor musun Rusya? Ulan git başkentini falan al işte. Güzel, Rusya buraları pataklamaya devam ediyor. Bukarra falan geliyor. Bukarra gelmeden şey yap ya, ben şuraları şöyle komple alacağım ya. Elimden geldiğince Rus'a dokunmadan, bak buraya Rus'un claim'i var. Eleman bana vermiş ama. Gerçi Rus'un claim'ini falan salla şimdi. Niye Rus'un claim'ini salla diyorum? Çünkü bu Rus ileride bana düşman olacak. Yani Osmanlı'nın tarafında savaşa girme riski var. O risk varken beslemek çok mantıklı olmaz. O yüzden Allah ne verdiyse topyekün kendime alacağım. Ama öncelikle bir Çugatay'dan kurtulalım. Buraları niye bana veriyorsun? Tosunum, ben buraları alabileceğim mi? Öncelikle bir Çugatay'dan kurtulalım. Ne kadar parası var Çugatay'ın? Para lazım çünkü. 510 gold. Abi o 510 gold'u istiyorum yani, sana zahmet Rus. Ya da 510 gold değil, koparabildiğim kadarını koparmaya bakayım. Fıt fıt fıt. Fıt fıt. 410 gold. Ver gitsin. 410 gold iyi para oğlum. Bakma, borcumu ödeyeceğim şimdi. Ya borçlardan kurtulup ekonomimi artıya sokuyorum yani. Bu çok güzel bir şey. Nogay dur. Rus'a belki bir tane toprak veririm. Rus'a gidip kale vereceğim. O kadar akıllıyım ki. Rus'a gidip kale vereceğim abi. Benim askerler burada train yapmaya devam ediyor mu? Ediyor. Sen de burada train yap. Ekonomi idesinde ilerlersen buraları korlayamam. O yüzden salla. Legalizme ilerlemeye devam. Legalizm bize teknoloji kostunda eksi falan sağlıyor. Allah rızası için Printing Press hakkında bir şey öğrenebilmiş miyiz? Hayır, hala matbaayı bilmiyoruz abi. Matbaa mı, o da ne? Hıkı yapıyoruz böyle. Kardeş şöyle şuraları alabilir miyim ya? Şöyle şuralardan ver bir genişleyelim. Ne kadar param var? 300 gold. O zaman şöyle az toprak alırız. 4 toprak artı tüm param. Yani parası da önemli çünkü. Biraz genişlemiş oluruz yani. Hem sınırlarımı bedavaya genişletiyorum. Bildiğim bedavaya sınır genişlettim abi. Üstüne üstlük Nogay'ı aldım, adamın başkentini. Bedavaya sınır genişletmece. Para da aldım mis gibi. Ordum idman da yapıyor. Rusya teşekkürler. Ama Rusya'ya toprak vermediğim için bana kızmış olabilir mi? Yok, kızmıyor şu an. Sıkıntı yok. Bir şey söyleyeyim mi? Rusya'yı da Odoyev üzerinden birebir de döveriz yani, Osmanlı falan gelmeden. Odoyev'e dalarız abi. Odoyev'e dalarken bir yerden destek gelirse Rusya'yı da öyle döver, aradan çıkartırız. Çünkü kimseyi fazla güçlendirmeye niyetim yok. Ya çıkarıma dokunan herkesin kafasına vururum. Benim için sıkıntı yok. Bu arada savaşımızı gerçekleştirdik. Seri gayet güzel gidiyor. İzlediğiniz için hepiniz çok sağ olun babuşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Esenlikle kalın efendim. Bay bay.